kızınla ilişkine bakıyorum. Her ne kadar henüz bana getirmemiş olsan da o tatlıyı. Evet, vallahi denk getirememiş. Bir ısıramadım, bir yiyemedim, koklayamadım kendisini ama heyecanla bekliyorum. İnşallah. Çok çok eğlenceli bir ilişkiniz var. Zaten sosyal medyada da hani paylaşıyorsun çok tatlı anlarınızı. Ama anlattığın kadarıyla hani Bülent'le de siz bir dizide bir araya geldiniz ve dolayısıyla sen bizim hayatımıza iyi ki girdin. Sağ olun. Bir mukabele. Gerçekten böyle o kadar eğlenceli, genç baba olmak değil bunun adı ama ben de karşı çok genç baba gördüm yani öyle bir şey değil. Hem genç hem yani ben de boşanmış bir insan olduğum için bunu bir şey gibi söylemiyorum yani çiftler yapamaz. Ve evlendiği gibi boşanabilirsin. Aynen anne baba olarak kalmaya devam eder. Boşanmış anne baba olmak bence daha büyük bir marifet ve başarı. Dolayısıyla sendeki öyle tatlı bir profil ki hani sanki bir oyuncak bebeğin varmış da hadi gel bakalım birlikte şimdi sana neler yapacağım bak neler anlatacağım gibi böyle. Yani tabii ki çok zor yanları da var. Tabii ki oraya yani böyle sıkıntı duyduğum, zorlandığım anları ya da bir şeyleri koymuyor. Kimse koymuyor. Evet, yani tabii ki. Yani Instagram öyle bir yer değil. Yo, ama o hata da var ve o da konur tabii de. Yani ama genelde kimse bunu yapmıyor. Yani herkes güzel anlarını, tatlı geçirdiği vakitleri falan paylaşıyor. Ben birkaç tane kötü an koydum. Abi sevmediler. Yani bir sevmediler. Kimse onu görmek için açmıyor gibi evet, oluyor. Yani gerçekten öyle bir durum. Ama çok zorlandığım bu işi çözmeye çalışırken nasıl yapacağım dediğim ya önümde bir örnek yok. Bir baba figürüyle büyümediğim için işte neyi emsal almalıyım, neyin üzerinden kendime bir rota çizmeyi, neyi yapmalıyım ya da yapmamalıyım, nasıl olacak bunu bilemiyordum açıkçası. Oralarda çok zorlandım. Evet, Melis çok yardımcı oldu bana. Evet, yani ne güzel. Aferin. Çok yardımcı oldu. Yani birlikteliğimizde de, birlikteliğimizden sonraki dönemde de bunun yani dertlendiğim şeylerle ilgili abartmamam gerektiğini, yani bunların doğal hayatın akışında olduğu filan. Yani adayla ilgili de ilişkimizde de keza kendisinden de dönüşler iyi oluyor. O yüzden sonra biraz daha rahatladım. Zaman geçtikçe bu sisteme oturunca yani çünkü o boşanma evresinde aman hiçbir şey eksik kalmasın, aman yalnız kaldığını evet, hissetmesin. Çok özenli bir adamsın gibi, aralardan da gerçekten. Çok yani orası beni çok yani oraya tutmaya çalışmak yorucu da bir şey oluyor. Oralarda zorlandım mesela ama bugün geldiği noktadan çok mutluyum. Kızım ilkokul 1'e başladı. Ne diyorsun? Yani evet annesiyle gittik okula ilk günü falan biz böyle aşırı iki yengeç. Böyle, gözler yaşlı. Yani ben böyle mizahla atmaya çalışıyorum, şakalar aynı yapıyorum. Aynı Ali'sin ya, yani, oğlum. Evet, Melis de böyle sağa sola bakıyor falan. Yo. Adayı biz böyle öğretmenine verirken dedik yani vedalaşma bekliyoruz falan. Ada görüşürüz dedi öğretmeni tuttu ve gitti. Aşkım. Hiç oralı olmadı. Akşam çok mutlu bir şekilde eve geldi falan. Yani iş buraya geldiği için çok mutluyum açıkçası. Zaten ben hep söylüyorum okullardaki oryantasyonlar aslında bizim gibi veliler için. Çocukların bir problemi yok oryantasyon. Kesinlikle. Ya ilk başta bu boşanmanın yeni olduğu dönemde Melis'le pedagoğa gittik yani. Hani bir şeyi atlamayalım hani bu nasıl ilerleyecek diye. Anlattık. Hanımefendi dedi ki yani çocuğunuz çok tatlı. Siz kendinizle ilgili sorunlarınızı ne olur halledin. Ondan sonra konuşalım tekrar dedi. Yani ben öyle de kaldım. Benim de anaokuluna başladığında Ali hazır yani ikinci gün gidiyor. Ben diyorum ki öğretmene bir hafta daha kapıda bekleyebilir miyim? Çünkü ben hazır değilim yani hani en azından şuradan çıktığında bir görsem. Ya zor bir şey. Yani çok kıymetli. Sevgi de iyi ya çok değil, kıymetli bir şey ve böyle kırılmasın, dökülmesin istiyorsun ama hayat da öyle değil zaten. Ama biz böyle büyümedik. Büyümedik. Kırıldığın yerler o kırılmasın istiyorsun ama o da kırılacak. Yani bunun idrakı filan. Zamanla geliyor. Ya ben herhalde. Hiç hatırlamıyorum ne anaokulda ne ilkokulda annem babam kapıda beklesin. Ben içeri girip daralınca çıkayım onları göreyim falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bırakılıyorsun ve konu bitiyor. Evet ya biz tabii ben onu şey diyorum buldumcuk jenerasyonuz diye düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar aramızda 10 yaş olsa da ben böyle hissediyorum. Bir tane fotoğraf paylaşmışsın bizimle hemen ona bakalım. İstersen. Al işte. Bu da ne yazıyor? Baba. Sen olduğun gibi güzelsin mi, iyisin mi öyle bir şey. Gerçekten. Bunu kendi mi yazmış? Bunu kendi yazdı. Bu böyle bir adaya bir soru sordum işte.
sen ebeveyn olsaydın ve ben senin çocuğun olsaydım, neyi değiştirmek isterdin, neyi farklı yapmak isterdin, benden beklediğim böyle farklı bir şey olur muydu filan dedim. Ağlarım. Bunu mu yazdın? Ondan sonra o da karşılığında bunu yazdı. Bu benim için tabii çok özel ve güzel bir andı. Sen olduğun gibi güzelsin. Evet. Biz bu zihniyete ne zaman geri dönebileceğiz? O çocukluğumuzdaki değiştirmeme halini acaba? Biz, o da bozulacak. Hepsi, keşke bozulmasa değil mi? Öyle değil ki ama yani okulda bir arkadaşı bir şey söyleyecek. Evet. Öğretmeninin bir tavrı istemeden onu kıracak. Serviste başka bir çocukla tartışacak. Sen, ben sinirli olduğumuz bir anda istemediğimiz bir tepki vereceğiz. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Gibi yani ve kırıla kırıla da daha da sağlamlaşacak gibi. Şekillenecek, kendisini bulacak. Ya kırılmadan büyümek ya da üzülmeden büyümek de söz konusu değil. Yok tabii ki değil canım. Ama en azından o işte geçen zamanlarda paylaştım şu otantik kimliği kaybetmeme haline çok takığım bu aralar. Yani kendin otantik kimliğin aslında senin doğduğun işte bu halin, inandıkların, doğru buldukların, tercihlerin, yönelimlerin. Neyse bu bir bütün yani. Zaten orada da senin ben otantik kimliğinde kalabilen insanlardan biri olduğunu çok düşünüyorum. Gabor Mate'nin bir şeyi bu, savı. Çocuğunuzu otantik kimliğinde tutabilme becerisi ebeveynler için. Yani ona yönergeler vermeme, yönlendirmelerde bulunmama, yorum yapmama, sadece dinleyebilme. Düzeltmek için, bir şey öğretmek için değil, sadece dinleme halinde durabilme. Evet. Yapamadıklarını yaptırmama. Biz bunu anne baba olarak yapsak bile, ben de orada itiraz etmiştim zaten, toplum buna izin vermiyor. Şimdi benim başıma gelen şey, senin çok severek yaptığını bildiğim ve böyle Ali'ye de bak Uraz abinde de var diye gösterdim. Oje meselesi mesela. Ben şimdi işte evde manikür yaptırdım da Ali görüyor. Ben oje delisiyim. Rengarenk ojelerim var. Ve Ali denemek istiyor. Benim için bazı şeylerin cinsiyeti yok. Yani oyuncağın yok, rengin yok, tarzın bir cinsiyeti yok. Yani ben böyle bakıyorum hayata. Dolayısıyla da koyuyorum böyle ojeleri önüne. Ne istiyorsa onu sürüyor, deniyor. İşte bu ara Fenerbahçe'ye taktı sarı lacivert sürüyor. Ben de maç günleri yapıyorum. Evet, şahane yapıyorsun. Ve şimdi sürüyor ve hani Bülent de ben de hiçbir tepki vermiyoruz. Çünkü oje yani ne var bunda yani? Boya gibi. Yani. Boya yani saçına, parmağına falan. Ama tabii böyle bir yere gidiyor. Aa, erkekler oje sürer mi diyor yetişkinler. Ve ben böyle sürekli sürer falan diye atlayan bir hal. Kollamaya çalışıyorsun tabii, ortamı. Tabii hani aman diyorum o duygusu bozulmasın. Ama yani bunu hep söyleyecek. Yani bunu sadece sen değil, anneannesine gidiyor, dedesine gidiyor, babaannesine gidiyor. Onların da bildiği ve her daim diline oturmuş olan şeyler var. Yani seni yetiştirirken bir üst jenerasyon bir şeylerden sen memnun olmamışsın ve bunu burada düzeltmek istiyorsun. Evet. Alt, yani öyle aktarmak istemiyorsun. Evet. Şimdi bu aktarımı yaparken sen ne kadar ilgi alaka göstersen, dikkat etsen de yani bu çocuk dedesine, anneannesine, babaannesine kalmaya gidiyor. Evet. Ve orada da başka bilgiler ve oranın bilgilerini alıyor. Dolayısıyla sonrası için karar verebileceği aslında güzel bir havuzu da olmuş oluyor. Farklı farklı insanların farklı farklı görüşlerini alıyor. Ve sonrasında da o şekillenme kendi arzusuna göre çeşitliliği görerek gerçekleşiyor.